Günden kalanlardan herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum efendim. Oldukça yoğun gündemimiz var biliyorsunuz. İçeride ve dışarıda, özellikle tabii içeride şu anda kurdaki baskının artmış olması, Borsa İstanbul tarafındaki satışlar, cuma ve bugün yaşanan ekonominin genel gidişatına ilişkin yorumlar, hepsini konuşacağız ve asgari ücret tabii ki son gelen açıklamalar vardı. Oldukça önemli. Vedat Özdan olacak bizlerle. Her pazartesi olduğu gibi birazdan detaylı olarak hem içeriği ve dışarıyı zaten konuşacağız. Sibel Erdem'den asgari ücrete ilişkin tekrardan detayları alacağız. Gülay Şahin piyasa kapanışında bizlerle olacak. Çağlar'la yine grafiklerimiz olacak, onları konuşacağız. Avrupa borsaları şu anda satışlı, özellikle satıcılı seyrin hızla devam ettiği ortamın omikron vakalarının artış göstermesi ve Avrupa'nın kapanmasına ilişkin haber akışları temelinde devam ediyor. Davos zirvesi de omikron nedeniyle iptal edilmişti. Daha pek çok haber var. Ceren detaylarını aktaracak. Ardından Devrim Danyal'la özellikle Bitcoin'e ilişkin bazı söylemler var, yorumlar var. Popülaritesi gidiyor mu? Bunu sorgulayacağız. Ve OECD tarafından biliyorsunuz asgari vergi ücretinde özellikle anlaşıldı. En az %15 vergilendirmeye tabi tutulacak ülkeler. Bununla ilgili de Emrah Akın bizlerle olacak diyelim ve başlayalım rakamlar. Borsa İstanbul tarafındaki satışlar %5'in üzerinde, dolar TL'deki baskının devam ettiğini, %8'e varan bir yükseliş içerisinde olduğunu, 17.72 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Euro TL bugün gün içerisinde 20'nin üzerini test etti ve yeni band buymuş gibi görünüyor. Euro dolar paritesi 1.12.99. Tahvil tarafında şu anda zaten uzunca bir süredir yükseliş eğiliminin devam ettiğini ve özellikle gevşeme sinyalleriyle birlikte gelen etkiyle birlikte 6 puanlık yükselişin hali hazırda olduğunu, 10 yıllıkta da 23.91'e ulaştığımızı tekrardan hatırlatalım. Ve Avrupa borsaları dediğim gibi şu anda %2'ye varan geri çekilmeyle fiyatlamalar devam ediyor. ABD tarafında da özellikle Biden'ın yapmak istemiş olduğu ekonomi paketiyle ilgili Senatör Joe Manchin'in olumsuz tutumu nedeniyle biraz bunun etkisi, ama tabii ki omikron ve diğer etkiler de var. Özellikle piyasada konuşulan Fed gündemi sonrasındaki faiz artışlarına geçileceği sürece ilişkin beklentiler diyelim kabaca. Spot altın yatay bugün 1795, gram altın zaten dolar TL'deki yükselişte 1000 liranın üzerinde. Bitcoin %1 geri çekilme ve esas konuşmamız gereken tabii omikronun diğer bir etki ettiği noktada Brent petrol ve ABD tipi ham petrol. Brent'te 70'in altını görmüştük, tekrardan 70 bandına yakınsadı. Şimdi kısa bir ara verelim, aranın ardından Sibel Erdem bizlerle. Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor. Hemen Sibel Erdem'e dönelim ve Ankara gündeminden tekrar asgari ücrete ilişkin yorumları alalım. Gözde, iyi akşamlar. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklif aslında sadece asgari ücretlilerin vergi dışı bırakılmasını öngörüyordu. Ama bu genele yayılacak. Bununla ilgili komisyonda bir adım atılacak. Yani tüm işçi ve memurların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılmış olacak. Bununla ilgili açıklama aslında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş yasa teklifi görüşülürken komisyona bilgi verdi ve vergi istisnasının 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacağını belirtti. Dediğimiz gibi bunun için komisyonda bir değişiklik yapılacak, bir önerge verilecek. Aslında asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi ve işveren kesimi tüm çalışanların gelirlerinin vergi dışı bırakılması konusunda bir uzlaşma sağlamışlardı, ama dediğimiz gibi meclise gönderilen yasa teklifinde bu yer almamıştı. Bu değişiklik komisyonda gerçekleştirilecek. İşçi ve işverenin beklentisi de bu şekilde karşılanmış olacak. Başkent gündeminde bir diğer önemli başlıksa kabine. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde yine ekonomi öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı
kararı ve döviz kuruna yönelik 5. müdahalesi eksenli tartışmalar sürerken ekonomideki yaşanan gelişmeler kabinede ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Tabii bir yandan da siyasetin gündeminde TÜSİAD ve MÜSİAD'ın yaptığı açıklamalar da var. Tüm bu başlıklar kabinede ele alınacak, değerlendirilecek. Kabine toplantısı öncesinde aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik önemli mesajları olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert çıkarken ekonomik OHAL iddialarına da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı akıl karışıklığının ötesinde büyük bir yanlıştır değerlendirmesini yapmıştı ekonomik OHAL iddiası ile ilgili. Ayrıca ülkemizin ekonomi planlaması belirlediğimiz doğrultuda ilerlemektedir. Türkiye'nin serbest piyasa kurallarına bağlı kalacağını da vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii asgari ücrete yapılan %50'lik zamın ardından memur, emekli ve kamu işçisinin de zam beklentisi arttı. Bu konuda yine kabine toplantısında değerlendirilecektir diye düşünüyoruz. Ayrıca omikron varyantına ilişkin alınacak tedbirler ve bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kabineye bilgi vermesi beklentimiz dahilinde. Ve başkent gündemine ilişkin son bir not. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kerkük mesajı geldi. Akar, Kerkük ve çevresinin güvenliğinin peşmergeye bırakılacağı iddialarını değerlendirdi. Akar, Kerkük'teki Türkmenlerin hak ve hukukunun korunması bizim için önemli. O bakımdan oradaki gelişmeleri yakından takip etmemiz lazım dedi. Ayrıca terörle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü ifade etti Hulusi Akar. Terörle mücadele operasyonlarında Irak hükümetiyle ortak hareket edildiğini de belirtti. Bugünün notları özetle bu şekildeydi diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Gözde. Sibel, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Vedat Özdan bizlerle. Vedat Özdan, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle tabii içerisinde şu anda halihazırda bulunduğumuz kur krizini bir konuşalım. Yani nasıl görüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Az önce Necip Hoca ile konuştuk. Yani şu anda yapılabilecek tek şey kısa vadede bir faiz artırımı dedi. O zaten ihtimaller dahilinde değilmiş gibi gözüküyor. Yani bize verilen vatandaşa ve özellikle medyadan verilen mesajlar o yönde, yani Cumhurbaşkanı'ndan algıladığımız diyelim kabaca. Dolayısıyla nasıl olacak, yani nasıl sürdürülecek şu andaki mevcut durum? Şirketler bütçelerini tamamlamıyor, yıl sonu geldi. Enflasyon sarmalı riskini konuşuyoruz. Zaten hali hazırda çok yüksek olan bir enflasyon var. Genel olarak isterseniz bir yorum yapın, sonra detaylıca konuşuruz. Şimdi bir defa bu mesele bilinçli bir tercihin ürünü. Yani ekonomi yönetiminin bir patika çizdiğini görüyoruz. Ve suyun da derenin de yatağında bu patika doğrultusunda ilerlediği telaffuz ediliyor. Şayet bu kurlardaki ani yükseliş bu patika içerisinde gidiyorsa ve bu patika önceden öngörülmüşse piyasayı yatıştırmanın, ki böyle bir beklenti olduğunu Merkez Bankası'nın kurlara müdahalesiyle anlıyoruz. Hem oynaklıktan hem de seviyeden rahatsız olan bir Merkez Bankası gördük ve bunun pek de işe yaramadığı anlaşılınca her yeni zirvede denemeler tekrar edebilir diye bir beklenti oluştu. Şimdi bu patika nereye varacak? Önceden öngörülmüş mü? Kurlar nereye kadar çıkar? Ne zaman durur? Ne yapılırsa durur, ne zaman durur? Piyasanın hem traderların hem reel sektörün hem hane halkının beklentisi bu yönde. Şayet bu biliniyorsa bunun makul bir perspektif içerisinde bir ulusa sesleniş konuşmasıyla vesaire ya da bir ekonomi kurmaylarıyla esaslı bir basın toplantısıyla özgür ortamda soruların da sorulabildiği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmasında fayda var. Çünkü bu şeyin Türk lirasından kaçışın temel nedeni
Benim gördüğüm kadarıyla enflasyon, kur, faiz, büyüme vesaire ile ilgili adına yeni ekonomik model denilen patikanın şey olarak enflasyon beklentilerini bozmuş olması, Türk lirasına değer kaybettirecek olması ve Türk lirasından kaçıp dövize insanların kıt tasarruflarını kanalize etmesiyle başladı. Malum bu parasal kriz tanımı içerisinde henüz oraya tam oturmadı. Parasal krizin sabit kur rejiminde adına ödemeler bilançosu krizi deniyor. Yani ülke ya parası aşırı değerlenmiş ya bir yanlış politika uygulanmış ve bununla bağlantılı olarak kur aniden sıçrıyor ve sabit döviz kurunu hükümet tutmakta yetersiz kalıyor. Dolayısıyla sert bir devalüasyon oluyor. O devalüasyonla ekonomi biraz küçülüyor, biraz zorunlu tasarrufla dış yükümlülükler bir şekilde yerine getirilecek perspektif ortaya çıkıyor. Bunun esnek kur rejimindeki ismine de döviz krizi deniliyor. Şu anda Türkiye'de hani yükümlülüklerle ilgili, döviz yükümlülükleriyle ilgili bir henüz problem yok. Yani adına kriz diyebileceğimiz bir problem yok. Ama tehlikeli bir gidişat var. Onu nasıl anlıyoruz? İşte önümüzdeki bir yıl içerisinde hiç cari açık vermemek şartıyla bir projeksiyon yapıldığında işte bir 165-170 milyar dolarlık bir dış yükümlülük ödememiz var. Bu da 2020 gayri safi yurt içi hasılasını dolar cinsinden yabancı yatırımcı tahminlerini söylüyorum. 740 milyar dolar. Yaklaşık %23-24'ü kadar, yani bizim gayri safi yurt içi hasılanın dolar cinsinden %23-24'ü kadarlık bir dış borç ödeme yükümlülüğümüz var. Şayet kur artışları devam ederse burada bu oran yükselecektir. Hem gayri safi yurt içi hasıla ortalama kur dolayısıyla daha da düşeceği için oran döviz cinsinden yükümlülük aynı kalsa bile yükselecektir. Bu da Türkiye algısını daha da bozacaktır. Dolayısıyla politika tercihinin zamanlaması, hani kur üzerindeki olumsuz etkisiyle ilgili beklentinin zamanlaması, ne yapılarak istikrara kavuşacağı meselesinin ortaya konulması lazım. Cumhurbaşkanı hafta sonu faizle ilgili tekrar konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı banka genel müdürleriyle bir toplantı yapmış. Toplantıya faiz artışı tartışma dışı, onun dışındaki önerilerinizi alalım. Yani bu mevcut durum anladığım kadarıyla hem bankaları hem de ekonomi yönetimini rahatsız ediyor. Ama bir kısıt var. Cumhurbaşkanı faiz artışına izin vermiyor. Dolayısıyla bunu bu kısıt çerçevesinde nasıl hafifletiriz, düşürürüz? Bu çerçevede açıklamalar var. Yani sanki Türk lirasına değer kazandıracak yeni bir çerçeve, yeni bir politika seti hazırlığı var. Buna özel sektörde dahil edilmiş görüş soruluyor gibi bir mesajlar var. Bunu bugünkü uzun süreceğini tahmin ettiğim ve tamamen ekonomi politikalarına odaklanmış Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında duyarız diye umut ediyorum. Şayet izlemeye devam edilirse, yani daha önce Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan, Kamu Bankaları Genel Müdürleri ve Merkez Bankası Başkanı ile yaptıkları toplantıda olduğu gibi 5 saatlik toplantı sonucunda hiçbir açıklama yapmadan toplantının terk edilmesi halinde kur hareketin yukarıya doğru devam edeceğini öngörüyorum. Bugün biraz sanki ivme artışı şey oldu. Biraz 17.50'lerde duraksadı dolar. Ancak dolar TL. Ancak daha sonra 17.94-95'lere kadar çıktı.
yayına girmeden önce 17.70'lerdeydi. Şu dolayısıyla işte 18'e yakınsadı, yani 17.94 diyebiliyoruz kabaca. Evet, yani piyasa kapandıktan sonra müdahale ihtimali düşük olduğu için tekrar yükseliyor. Ama öte yandan hani kurun yükselişini önleyecek, TL'ye değer kazandıracak bir açıklama da gelebilir endişesiyle yükseliş ritmi düştü. Aslında şayet burada beklenti hane halkının tamam döviz kurları bundan daha da yukarıya çıkmaz diyerek ani bir şekilde Türk lirasına geçmeleri gibi bir beklenti varsa, bu fiyatlama davranışının arkasında sadece negatif faiz ve negatif faizin büyüklüğü, enflasyon beklentilerindeki bozulma yoktur. Bunu altını tekrar çiziyorum. Bu fiyatlamanın arkasında siyasi riskler de vardır. Bir seçim ve seçim sonrasına ilişkin belirsizlik vardır. Seçim süreciyle ilgili belirsizlik de vardır. Dolayısıyla dış konjonktür riski de vardır. Bu dış konjonktür riski derken 2022 yılı itibariyle en azından ilk yarısında Fed'in faiz şahinleştiğini, sıkılaşacağını biliyoruz. Telaffuz edildi bu. Yılın ikinci yarısında da Avrupa Merkez Bankası'nın da sıkılaşma adımlarını hızlandıracağını biliyoruz. Dolayısıyla majör merkez bankaları zaten yavaş yavaş İngiltere Merkez Bankası ile başladı. İşte Norveç Merkez Bankası, bir sürü merkez bankaları, gelişen ülke merkez bankaları, Rusya'yı gördük, Brezilya'yı gördük, Macaristan'ı gördük. Faiz oranlarını yükseltiyorlar. Hem de dış fazlaları olmasına rağmen. Yani cari açığı düşük faizle kapatma gibi bir derdi olmayan bizim emsal ülkelerde de faiz artışları yapılıyor. Şimdi faiz artışı yapılmadan kurun yükselişi, dolarizasyon tersine nasıl çevrilir? Bunun yolunu, yöntemini biliyorsa, yeni ekonomi modelini kim savunuyorsa onun açıklaması lazım. Yani şu anda TL'nin cazibesini sunacak bir done yok elimizde hali hazırda. Çünkü biz biliyoruz ki mevduat faizleri şu anda enflasyonun çok altında kalıyor. Özellikle önümüzdeki döneme ilişkin, yani beklentiler kanalını da çok fazla şu anda yönetemediğimiz için, yani önümüzdeki dönemde zaten enflasyon nereye gidecek, o tahminleri yapmak da çok zorlaşıyor. Bu volatilitenin işte kesilmesine ilişkin tabii beklentiler, söylemler, bir takım konuşmalar var. Şimdi siz diyorsunuz ki bilinçli bir tercih, yani bunu isteyerek, bilerek, zaten söyleyerek yapıyorlar. Yani kurdaki değer kaybıyla cari işte açığın kapandığı ve de işte ihracatın arttığı. Peki zaten o modelde değil miydik? Yani burada ne düşünülerek yapılıyor? Çünkü hali hazırda geçtiğimiz sene de biz konuşurken ihracatımızda rekor artış vardı. İşte pandemiden çıkışı kastediyorum tabii özellikle. Bu yıl da yine rekor artışlar vardı ihracatta ve beklentiler tarafında aslında ihracatta çok pozitif senaryolar çiziliyordu. Büyüme tarafı olumluydu. Yani evet, belki hani büyürken istihdam yaratılamıyordu vesaire, bazı kronik sorunlar tabii ki vardı ama hani burası da tartışılıyor Vedat Özdağ, ve diyorsunuz ki hani önümüzdeki döneme ilişkin mesela işte hani kuru isteyerek hani değer kaybettiriliyor, ama o zaman müdahale neden yapılıyor mesela size göre? Hani nasıl görüyorsunuz? Müdahaleler çünkü 5 kere oldu. Orada 6 milyar dolar rezerv yakıldı. Onu nasıl yorumlamak gerekir? Müdahale yani döviz kurlarındaki yükselişin bu kadar hızlı ve sert olacağı öngörüsü yapılamamış anladığım kadarıyla. Biraz rahatsızlık doğurdu. Enflasyon beklentileri bozuldukça kur yükselişi hızlandı. Kur yükselişi hızlandıkça efektif olarak da bugün yurt dışı üfe rakamlarında gördüğümüz gibi, evet, aylıkta zirvesi. %13-14'lük artışlar var. Yani evet, hem sanayide hem imalatta hem madencilikte, taş ocakçılığında, dayanıksız tüketim mallarının hepsinde %13-14 aylıkta artışlar var. Yani bunlar çok yüksekti. Zaten üfe rakamı, yurt içi üfe çok yüksekti. Orayı daha da yükseltecek. Dolayısıyla enflasyon arttıkça kur artışı
yani istikrara kavuşmayacak. Yani bu enflasyon beklentisini kırmanın, belki yavaşlatmanın bir yolu faiz artışı, yüklü miktarda faiz artışı, ama onun da çok büyük artık maliyeti olacak. Yani biz 14'lerde 13.75'te ilk müdahale yapıldığı zaman, o toplantının olduğu gün, para politikası kurulundan iki gün önce yapılan o banka genel, kamu bankaları genel müdürleriyle yapılan toplantıda, toplantı süresince dolar TL 13.75'teydi. Orada kalmaya da niyetliydi. Şayet son Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında pas geçirmiş olsaydı, belki 13'lere kadar gerileme görecektik. Evet. Yani toplantı sonrasında bir şey açıklama yapılmış olsaydı. Şimdi devam edeyim sonra. Lütfen Vedat Özcan, teşekkür ediyorum. Birazdan döneceğim size. BIST günü %1.35 düşüşle tamamladı. Aslında gün içerisinde dalga boyu çok yüksekti. Onu zaten an be an aktardık. Hızlı satışların ardından %7'lere varan, 8'lere varan satışların ardından dipten bir alım fırsatı da özellikle sunduğunu aktarıyordu analistler. Oradan dipten toparlanmalar geldiğini de gördük. 17 hisse yukarı yönlü kapanışı gerçekleştirdi. 83 hisse aşağı yönlü. Şu anda Borsa İstanbul'da kayıp %1.35. 2056 seviyesine tutunuyor. Fakat dalga boyunun belki yarın da bir miktar azalarak devam edebileceği vurgusu vardı Tuncay Turşucu'nun deyimiyle. Baktığımız zaman Türk Telekom %9.98. Yine Türk İlaç ve Serum Sanayi %7.21, Arçelik var %7.14, Aksa %5'e varan primiyle hisseler bu şekilde. Zaten en çok düşenler tarafında da geri çekilmelerin bir hayli yüksek olduğunu, 9-8 bandında olduğunu görüyoruz. Ülker, Şok, Tofaş, Ziraat, BİM, Gübre gibi hisseler mevcut. Şimdi dönelim Gülay Şahin'e. Hoş geldiniz Gülay Şahin, Philip Capital'dan bizlerle. Dalga boyu yüksek içeride, dışarıda da satıcılı bir hava var. Böyle haftaya hem küresel hem içerisi negatif başladık. İçerinin hikayesi biraz ayrı, nasıl yorumluyorsunuz? Merhaba, iyi haftalar diliyorum. BIST yüz endeksi bugüne düşüşle başlayıp ardından 2149 puana kadar yükselse de öğleden sonra oluşan satış baskısıyla bugünü de ekside tamamladı. 2020 Kasım ayında başlayan yükselişte destek seviyelerini de başarıyla tespit eden 15 günlük üstel ortalama bugün 2018'de destek oluşturdu bize. Endeks kapanışının bu desteğe yakın olması nedeniyle henüz desteğin kırıldığını söyleyemeyiz. Endeks 15 günlük üstel ortalamasını aşağı kırarsa 1400-2400 yükselişinin %50 dönüş çizgisi olan 1890 desteğinin hedef olabileceğini düşünüyoruz yurt içi tarafta. Global piyasalar da yeni haftaya değer kayıplarıyla başladı. Asya bölgesinde günün en önemli haberi Çin'in bir yıl vadeli kredi temel faizini %3.85'ten %3.80'e indirmesiydi. Çin böylece Nisan 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Borçlarını ödeyemeyen ve 8 Aralık'ta borsadaki işlemleri durdurulan Çinli emlak şirketi Kaisa'nın hisseleri bugün Hong Kong borsasında tekrar işleme açıldı ve hisseler %14 değer kaybına uğradı. Gün sonu itibariyle Asya bölgesindeki hisse endekslerinin değer kayıpları %2'lere ulaştı. Japonya %2.13, Güney Kore %1.81 ve Hong Kong %1.93 değer kaybetti. Avrupa bölgesinde hisse senedi endekslerinin açılıştan itibaren ekside olduğunu gördük. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti Merkezi'nin omikron varyantının tekrar bulaşma riski Delta'dan 5.4 kat daha yüksek olduğuna dair açıklamaları piyasaları olumsuz etkiledi. İngiltere'de vaka sayısının Aralık ayı başına göre neredeyse 2 katına kadar çıkarak 90 binlere ulaşması endişelerin haklı olabileceğini gösteriyor. Dün Hollanda Noel dönemi sürecinde tam kapanmaya girdiğini açıkladı. Bölgenin en büyük 50 hissesinin performansını ölçen Eurostoxx 50 endeksi bugün %1.3 değer kaybetti. Aynı saatlerde Almanya DAX endeksindeki değer kaybı da %1.9'a ulaştı. ABD hisse endeksleri global piyasalardaki havaya uyumlu olarak %1'in üzerinde değer kayıplarıyla başladı. ABD 10 yıllık faizleri %1.40'ın altına gerilemiş durumda. Ekonomilerin yeniden kapanabileceği endişeleri ham petrol fiyatlarının %5'ten fazla değer kaybetmesine neden
oldu. Bugünkü ABD vadeli piyasa analizimizde nispeten daha az değer kaybeden altın vadeli sözleşmelerini ayırdık. Ekranda ABD COMEX borsasında işlem gören altın Şubat vadeli sözleşmesinin fiyat grafiğini görmektesiniz. FED kararlarının ardından 1760 dolardan yükselişe geçen altın vadeli sözleşme fiyatları Cuma günü 1815 dolar yatay trend direncini test etti. Teknik göstergelerin al sinyalleri oluşturduğu bu dönemde altın 1790 dolarda destek oluşturan 22 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanışlar yapabilirse 1815 dolar direncini zayıflatacaktır. 1815 doların yukarı kırılması halinde 1835 doları hedefleyen hızlı bir yükseliş olabileceğini tahmin ediyoruz. 1790 doların test edilmesi veya 1815 doların direncinin kırılması halinde de yeni uzun pozisyonlar alınabilir. Sahip olun kısa pozisyonlar için de 1815 doların üzerinde zarar kes çalıştırmayı öneriyoruz. Hisse önerimizi de paylaşalım. Credit Suisse eğlence ve su parkları işleten ABD merkezli Six Flags için endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor ve son kapanışı 40.23 dolar olan hisse için 53 dolar hedef fiyat gösteriyor. Credit Suisse Mart ayında 49 dolar olan hisse fiyatının şu sıralarda 40 dolara gerilemesinin temel nedeninin mali sonuçların piyasa beklentisini karşılayamamasından kaynaklandığını belirtiyor. Şirket 5 yıldan fazla bir süredir eğlence parklarına yaptığı yatırımı azalttı. Bu durum mevcut kar marjlarını olumlu etkilese de iş kolundaki büyüme momentumunu dizginlemiş durumda. Credit Suisse şirketin yeni yönetimiyle bu stratejide değişiklik olabileceğini, olası yeni yatırımların fiyat ve kalite artışı konusunda fayda sağlayacağını tahmin ediyor. Six Flags 2020'de bilet fiyatlarında 2019'a kıyasla %13 artışa gitmesini bekleyen Credit Suisse, böylece şirketin %5 ile %10 arasında bir büyüme yakalayabileceğini düşünüyor. Son olarak 13 Aralık'ta önerdiğimiz LabCorp 4 günde %6.8 getiri sağladığını hatırlatalım. Dünya genelinde klinik laboratuvarlar işleten LabCorp, ilaç şirketlerine sözleşme bazlı klinik deney hizmeti de vermekte. Credit Suisse 338 dolar hedef fiyat belirlemişti. Öneri tarihinde 288.39 dolar olan şirket, Cuma günü 307.92 dolardan kapandı. Bizim bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyoruz Gözde Hanım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Gülay Şahin. Çağlar'a dönelim. Çağlar, hoş geldin. İyi akşamlar. Neler aktaracaksın bizlere? Gözde merhaba, güzel bir akşam diliyorum ben de. Aralık ayı çok hareketli başladı, hareketli devam ediyor. Zira geçtiğimiz hafta 20 Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını bekliyoruz demiştik. Sen Cuma günü sözü bana devrederken Çağlar önümüzdeki hafta bu kadar hareketli olacak mı dedin. Ben takvimi açıklarken bu kadar olmasa da hareketli olacak dedim ama piyasalarda bugün de görüldüğü üzere yurt dışında özellikle varyant ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti içerisinde Manchin'in Biden'ın devasa paketiyle alakalı koymuş olduğu ne diyelim artık negatif bir görüş ve bu konuyla alakalı endişeler öne çıkmış vaziyette. Yurt içinde ise Cuma günü öğleden sonra bizde öne çıkan satışların yakın vakitlerde kapanışa doğru da konuştuğumuz gibi öne çıktığı bir gün izliyoruz. Dolar TL'de de hareketlik var. Ekranda da grafikte görüleceği üzere Kasım'ın 18'inden itibaren 13. kez 40 milyar TL'lik bir hacmin üstüne çıkmış vaziyette BIST'te hacim ve bakıldığında geçtiğimiz Cuma günü de çok ciddi anlamda yukarı seviyede 70 milyar TL'lik bir yukarı yönlü hacim rekoru kırılmıştı. Buna çok yakın olmasa da yine ciddi anlamda özellikle son dönemde çubukların yukarı yöndeki hareketinden de anlaşılabileceği üzere hacmin hareketli olduğu ama bizim Ekim ayından itibaren özellikle BIST'te hem endeksler bazında hem de öne çıkan BIST 100 ve BIST 30 bazında sürekli olarak işlediğimiz gibi yukarı yöne TL bazında alışmıştık. Öte yandan dünyada diğer hangi gelişmeler öne çıkıyor? Bunu da özetleyelim. Avrupa'da baktığımızda borsalar kırmızı ekranları görüyoruz. Kripto tarafında yine kırmızı ekranları görüyoruz. ABD 10 yıllıkları 1.40'ın altında seyrediyor. Ons altın geçtiğimiz hafta 1800 doların üstüne gelmişti FED sonrası. O da 1800 doların aşağı indi kırmızı. Ekranda da şu an S&P grafiğini görüyoruz. Keza dikkat çekici bir konu var bu noktada. 50 günlük hareketli ortalamalarda S&P alt sınırı test ediyor. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların hem içerideki haber akışları, siyasi haber akışları hem de varyantla alakalı
Avrupa'dan da olsa gelen haber akışları tarafından baskı altına alınmış vaziyette. Dolar TL'de biraz önce belirtmiş olduğumuz gibi yukarı yön var. Bizim şu anda programda olduğumuz dakikalar itibariyle 17.90 seviyesinin üzerinde ya da 17.90'a yakın seyrediyor. Gram altında, ons altındaki düşüşe karşın 1030 TL seviyesinin üstünde seyrediyoruz. Tahvil tarafında da tekrar yurt içini kısaca özetleyecek olursak %23'ün üzerinde uzun ve kısada bir görünüm var. Haftanın ilk günde özetle hareketli başlamış oldu Gözde. Öyle Çağlar, çok teşekkürler. Yarın da takip edeceğiz. Hemen dönelim tekrardan Vedat Özdan'a. Şimdi küresel taraftan da isterseniz bir değerlendirme yapalım ama cümleniz yarım kalmıştı. Orayı tamamlayalım. Buyurun lütfen. Evet, dolar 13.75'te Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı, kamu bankalar genel müdürleri toplantısı sırasında 13.75'te takılı kalmıştı. Ve aşağıya da inme potansiyeli vardı, isteği de vardı. Şayet iki gün sonra yapılan para politikası kurulunda Merkez Bankası pas geçseydi, belki de dolar TL 13'lere, 13'lerin altına inecek ve orada biraz istikrara kavuşacaktı. Şimdi 17.90'lar muhtemelen gece 18'leri göreceğiz. Yani 18'lerin üstü nereye kadar görülür? Merkez Bankası hangi aşamada devreye girer? Ya da bu bugün akşam ne açıklanır, aşağıya indirecek bilemiyorum ama yani faiz artışıyla, yüklü faiz artışıyla kurun aşağıya geleceği yer iki tık yukarıya çıkmış oldu. Yani dolar TL 20 iken 500-600 bas puanlık bir faiz artışı ki şu andaki söylemlere bakılırsa imkansız görünüyor. Kuru 14'lere 15'lere ancak çekebilir. Onun da kalıcı olması ve enflasyon daha da yukarıya çıktıkça faiz artışlarının devam edeceğine dair güçlü mesaj verilmesi halinde oralara inebiliriz. Dolayısıyla şu anda enflasyon biraz kontrolden çıkma potansiyeli taşıyor. Yurt dışı üfeyi kur geçişkenliğiyle çok yükseldi. Yani tüketici fiyatlarına etkisi öyle %20'lerde, 15'lerde değil, çok daha yüksek noktalara çıktı. Dolayısıyla bu kur artışlarından enflasyonu epey yükselteceği ve bu yükselme ivmesinin enflasyon beklentilerini daha da bozacağı korkusunu taşıyorum. Dolayısıyla bunu kırmanın yolu maalesef sadece faiz artışından geçmiyor. Siyasi şeyleri de var. Mülahaza da hissettiriyor. Dolayısıyla belki bir faiz artışı ya da güçlü bir bilmediğimiz bir şekilde şapkadan tavşan çıkarsa belki 15'lere tekrar döneriz diye ümit ediyorum. Ya da altına. Şimdi tabii özellikle Necip Hoca da az önce aktarırken dedik yani asgari ücreti %50 zam yapıldı ama dedi Mayıs öncesi seviyelerine geri geldi dedi yani. Dolayısıyla asgari ücret tarafında da belki ileriki zamanlarda bir güncelleme beklentisi tekrar oluşabilir ama dediğiniz gibi hani bu da bir enflasyon sarmalına girilmesi riskine yol açabilir diye biliyorsunuz. Endişeler var çünkü hani onu zamlayalım, bunu zamlayalım ama nasıl olacak yani gidişatta sonuçta hani reel olarak hani asgari ücretlinin almış olduğu ücret ortada ya da işte ortanca ücretlerin asgari ücrete yakınsadığı vesaire konuşuluyor. Tabii ki bu vergi muafiyeti bir yandan da hani pozitif karşılanıyor. Belki oraya eklemek istediğiniz bir iki cümle olursa ekleyelim. Yoksa küresel piyasalara geçelim. Çünkü dışarıda da biliyorsunuz hava özellikle bozdukça yani şu anda Fed'in faiz artışına daha çok yakınsadıkça biz orada da riskler artıyor. Yani gelir vergisi 3 çocuklu bir asgari ücretli gelir vergisi ödemiyor zaten. Sadece damga vergisi ödüyor. 27 lira diye hatırlıyorum. Yani çocuk sayısı azaldıkça gelir vergisi biraz var. İki çocuk da var. Bir çocuk da biraz daha yüksek. Dolayısıyla bekarda en yükseği. Yani gelir vergisi muafiyeti asgari geçim indirimini de ortadan kaldıran bir şey. Enflasyon yani Ocak ayında göreceğiz işte üçünde.
yüksek gelecek. Dolayısıyla döviz cinsinden asgari ücret gittikçe eriyecek. Türk lirasında satın alma gücü azalacak. Yani bu bir enflasyon vergisi, cebri tasarruf da deniyor ekonomide. Zorunlu tasarruf. Yani maalesef sabit gelirlerin döviz cinsinden geliri olmayan, TL cinsinden sabit gelirlerin ve TL cinsinden tasarruflarını değerlendirenlerin mecburen ödemek zorunda olacakları, oldukları bir vergi türü aslında enflasyon vergisi. Evet, peki. Şimdi bak, küresel tarafa geçelim mi? Modelle ilgili şunu söylemiştim, hatırlarsanız. Yani bir makroekonomik denklem var. Yani bu bir muhasebe işi, bir özdeşlik işi. Yani bir tasarruf açığı varsa, dış açık dolayısıyla tasarruf açığı varsa, tüketim ya da yatırım harcamalarını kısmanız lazım. Yani ya da tasarrufları arttırmanız lazım. Yani bu işte enflasyon vergisi biraz cebri tasarruf yoluyla aslında asimetrik görüntüsü tüketim ve yatırım harcamalarını azaltmaktır. Yani bir tasarruf açığını cebren enflasyon vergisi yoluyla kapatma işidir. Buradan hani büyüme ve istihdam çıkmaz diye söylememin nedeni o. Yani model iç tutarsızlığı var. Enflasyonist zaten enflasyonist. Model oraya doğru gidiyor. Söylemiştim bunları. Evet, yani hani modelin işleyip işlemeyeceğine dair genel görüşler, yani bizim özellikle hani sizin de aktardığınız gibi görüşler var ama tabii daha uzun vadeli ve bir takım mali politikalarla desteklenirse hani o zaman ne olabilir diye de farklı görüşler de var. Göreceğiz. Şimdi Vedat Özdan, FED tarafında yaşananları isterseniz çok kısaca bir değinelim. Süremizin çünkü biraz da sonuna gelmeye başladık. Küresel tarafta çünkü merak ediliyor. Yani ECB'nin de politikası. Çünkü dünya şu anda sıkılaşıyor. Bir kere bu çok net. Hani her merkez bankasının, Çin hariç özellikle, onlar da faiz indirmek değil başka yöntemlerini kullanarak şu anda hızlı bir şekilde, çünkü dayanılmaz bir enflasyon var dışarıda da. Bunu hep altını çiziyoruz. Yani maliyet enflasyonu bugün dediğiniz gibi küresel tarafta üretici enflasyonu rakamlarını karşıladık. 3 yılın zirvesi. Yani Almanya'da büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor. Yani bu tabii omikron vakası da artmaya başlayınca biz baştan böyle konuşmamıştık. Yani hani omikron o zaman yavaş yavaş işte varyant söylemleri başlamıştı ama ya işte kapanmaz, kapanma olmayacak filan diye söylemler vardı ve küresel raporlarda da hep şunu görüyorduk, yani şu anda risk olan omikron değil FED, hep bu söylemler vardı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir defa geçen hafta FOMC toplantısında FED'in hakikaten artık frene basmaya başlayacağını gördük. Hı-hı. Yani gaz pedalından ayağını yavaş yavaş çeksin derken faiz artış noktasal grafikler sert bir sıkılaşmaya işaret etti. Kasım ayına göre verilerde aslında çok büyük bir değişiklik yoktu. Yani biraz enflasyon 0.2 yükseldi. Biraz işsizlik oranında, iş gücüne katılım oranındaki artıştan kaynaklı düşüş gördük. Majör bir değişiklik olmamasına rağmen şahinleşmede bayağı bir şahinleşme gördük FED'de. Mart bu Governor Waller da açıklama yaptı. Yani Mart ayında da bir de faiz artışı yapılabilir diye. Zaten piyasa fiyatlamasında bir Mart ayında faiz artışı yapabilir flörtü var şeyin. Dolayısıyla 3 faiz artışı ve hızlı tapering kararı. Hızlı tapering kararı ve 3 faiz artışı beklentisi tabii dolar likiditesi bağlamında gelişen ülke piyasalar açısından da bir olumsuz gelişme. Yani sadece içeride bizim makro çerçeveyle ilgili belirsizlik ve piyasa tarafından bunun hatalı bir politika tercihi olduğuna ilişkin algı şeyi bozmuyor. Yani fiyatlama davranışlarını bozmuyor. Dışarıdan da olumsuz bir şey var. Etki var.
Dolayısıyla böyle bir sıkılaşma modu var en azından 2022'nin ilk yarısı itibariyle. Öte yandan da Omikron daha underestimate edilmişti. Yani büyüme ve enflasyon konusunda. Büyümeyle ilgili tabii beklentiler aşağıya doğru revize ediliyor. Ama enflasyonu artırıcı etkisi var. Dolayısıyla Fed ve Omikron ikisine baktığımız zaman daha önce de sormuştum bu soruyu. İkisinde de enflasyon artışı olarak hem tedarik zinciri hem problemleri çerçevesinde. Büyüme çerçevesinde de hani hizmet sektörü kapanmalar, gönüllü evde kalmalar, evde çalışma işleri dolayısıyla tabii hizmet sektörü biraz gerileyecektir. Öyle tahmin ediyorum. Zaten 2022'nin ilk haftasında şeyler gelir, hizmet PMI'leri gelir. İmalatlarda da biraz gerileme bekliyoruz. İşte Almanya'yı siz söylediniz 3. çeyrekte son çeyrekte Bundesbank daralma beklentisi içeriyor. Bu bizim açımızdan da hani model ihracata en büyük ihracat pazarımız Almanya, oranın daraldığı bir dönem. Bu da bu açıdan da hani kur artışı da destekleyen ikinci bir olumsuz gelişme. Dolayısıyla pek de gelişen ülke piyasaları lehine olacak bir şeyde değiliz, konjonktürde değiliz. Bu konjonktür de Türkiye aleyhine sertleşerek devam edecek. Dolayısıyla doğru politikalar, doğru kurumlar, doğru bir makro çerçeve çok önem kazanacak. Çünkü önümüzde türbülanslı belki de krizli bazı ülkelerin kriz yaşayacağı bir zorlu bir süreç olacak. Bunun bize de olumsuz etkileri olacak. Belki de bizim de türbülanslar daha da büyüyecektir. Umarım doğru kararlar alınır, doğru çerçeve içerisinde, doğru rotada Türkiye ekonomisi istikrara kavuşur. Temennimiz odur. ECB'de de son toplantıda işte biraz sert geçmiş. Yani ECB projeksiyonları, özellikle enflasyonla ilgili projeksiyonların kalitesi sorgulanmış. Ve toplantı tutanağına yukarıya doğru risklerin yukarıya doğru olduğu ifadesini yazdırmaya çalışmışlar. Tahminim Almanya eksenli bir çıkış bu. İşte Lagarde açıklama yaptı, tamam enflasyonda yukarıya doğru riskler olabilir diye. Sonra bunu baş ekonomist Paul Lane biraz yaptı, darasını aldı, bu riskler küçüktür diye. 2022'de 21'in %50'si oranında acil alım tahvil alımı yapacaklar. Yani dolayısıyla hem PPP'den hem de EP'den tahvil alımlarını azaltacaklar ve 2022'de yani PEP dediğimiz program dediğiniz evet. Yani tahvil alım iki tane değişik adlı tahvil alım programı var. Bunları 2021'de yaptıklarının %50'sine indirecekler ve 2022'nin son çeyreğinde de pandemi öncesi düzeyine indirme taahhüdünde bulunurlar. Bu da Almanya'nın desteği. Bu çerçevede 2023 yılında faiz artışı da yavaş yavaş fiyatlanmaya başlayacak. O nedenle Avrupa Merkez Bankası yılın ikinci çeyreği itibariyle hani oradan da sıkılaşma mesajları daha net göreceğiz. Fiyatlamaları da göreceğiz büyük ihtimalle. Çünkü orada da enflasyon %4.9 geldi. Onların bir enflasyon harmonize tüfe diyorlar. Orada da yükseliş beklentisi var. Bugün zaten elektrik fiyatları uçtu yine Avrupa'da. Yani besleyecektir. Biraz enerji, petrol fiyatları omikron korkusuyla düşüyor ama doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış enflasyonu besleyecektir. Enflasyon beklentilerindeki bozulmayı. Bu da hani Türkiye açısından omikron büyümeyi zayıflatacak. Öte yandan gelişen ülke para birimlerinin değer kaybetmesine neden olacak. Bu da bizim açımızdan dışsal stresin artacağı öngörüsü içeriyor. Evet, peki. Vedat Özcan, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Şimdi hemen devam edelim. Öncelikli olarak az önce Vedat Özcan'ın bahsetmiş olduğu
haberin detaylarını biraz daha ekrana getirelim. ABD'de Joe Biden'ın ekonomi paketiyle ilgili kilit konumdaki senatör olumsuz yorumlarda bulundu. Bu arada habere geçmeden önce dolar TL tarafında 18 seviyesinin üzeri test edildi. Şöyle bakalım hemen gelişen ülke para birimleri grafiğini açtığımızda yılbaşından bu yana dolar TL'deki değer kaybı şu anda %58.61. Özellikle Eylül ayını baz alıyorduk biz ki orada özellikle çekirdek vurgusuyla başlayan söylemler orada da %59.02 yani an itibariyle artmış olduğunu düşünüyorum ama esas kaybın Eylül sonrasında olduğunu söyleyelim. %58.62'lik yılbaşından bu yana değer kaybıyla birlikte Türk lirası dolar karşısında değer kaybederek 18 seviyesinin üzerini test etti. Bugün bu hafta diyelim henüz Merkez Bankası'nın müdahalesini görmedik. Şimdi haberin detayını ekrana getireceğiz ve ardından başka bir konu konuşacağız. Goldman Sachs Grup Senatör Joe Manchin'in Biden'ın sosyal harcama ve vergi planına destek vermeyi reddetmesi sonrasında Amerikan ekonomisi için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Yeniden daha iyi inşa et tasarısının Kongre'den geçmemesinin 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gayri safi yurt içi hasıla büyümesini azaltacağını savunan Goldman Sachs, daha önce %3 olarak açıkladığı 2022 ilk çeyrek büyüme tahminini %2'ye indirdi. İkinci çeyrek için büyüme tahminini %3.5'ten %3'e çeken Goldman Sachs, üçüncü çeyrek için beklentisini de %3'ten %2.75'e düşürdü. Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yaptığı değerlendirmede, Senatör Manchin'in yeniden daha iyi inşa et tasarısına destek vermeyeceğini açıkça ifade etmesi, sonrasında bu tasarıya ilişkin öngörülerimizi ekonomik tahminlerimizden çıkardık dedi. Önce bir Avrupa piyasalarındaki son durumu öğrenelim. Ceren hoş geldin. Avrupa'da satıcılığı neler oluyor? Merhabalar Gözde. Avrupa endekslerinde gün boyu satıcılı bir seyir var. Sabah saatlerine göre tablonun biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Endekslerde %2'ye yaklaşan düşüşler var. Mesela Alman DAX endeksinde kayıp %1.8 seviyesi, İngiltere borsası %1, Fransa borsası %1. Biraz daha tablo iyimsere doğru evrilmiş vaziyette. Seyahat endeksi kayıpların önemli bir kısmını geri verdi. %1 kayıpla işlem görüyor. Burada tabii Avrupa ülkelerinden gelen kısıtlamalarda gözler. Yani gelen her açıklama piyasa açısından önemli. Mesela az önce Almanya Başbakanı Scholz'dan gelen açıklamaları takip ettik. Çünkü bugün eyalet başkanlarıyla Scholz'un bir toplantısı vardı ve bu toplantının ardından yeni önlemlerin duyurulması bekleniyordu. İç mekanlarda Christmas sonrası dönemde başlayacak Almanya'da yeni önlemler katılımın 10 kişiyle sınırlanacağını yani grupların 10 kişiyle sınırlanacağını ifade etti Scholz. Bununla beraber Almanya'nın daha fazla kısıtlama açıklamaya hazır olduğunu ifade etti. The Sun ve The Times gazetelerine yer alan haber ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın pazartesi günü yapacağı açıklamalara göre yeni bir kısıtlama, yeni bir önlem duyurmasının beklenmediği kaydedildi. Yani çünkü İngiltere'de vakalar çok hızlı arttığı için Christmas döneminden sonra yeni önlemlerin, sınırlamaların gelmesi bekleniyordu. Fakat bu açıklamanın gelmesiyle bir miktar daha piyasalarda tansiyon düşmüş oldu. Çünkü İngiltere'den yeni kısıtlamaların geleceği beklentisi hakimdi piyasalar cephesinde. Bununla beraber İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu Omikron kaynaklı riskler nedeniyle ertelendi. Yaz başına konferansın ertelendiği duyuruldu. Katılımcılar iptal kararı ile ilgili organizatörler tarafından bilgilendirildiler. Ve baktığımız zaman aslında daha önce iki kez ertelenmişti. Yine Covid nedeniyle üçüncü kez forum ertelenmiş oldu. Bugün Almanya Merkez Bankası Bundesbank'tan gelen açıklamaları takip ettik. Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasını bekliyor kurum. Zaten geçtiğimiz hafta Almanya için büyüme tahminlerinde ciddi kayda değer oranda aşağı yönlü revizyona gitmişti Gözde. Ceren çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Şimdi devam edelim. Demirim Danyal bizlerle blockchain ve kripto para eğitmeni. Hoş geldin Zeyna. İyi akşamlar Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz sizle tabii sık sık konuşuyoruz. Özellikle kripto para birimlerine ilişkin tabii tahminler, çıkarımlar vesaire. Şu anda aslında konuşmak istediğimiz bazı küresel tarafta yorumlar vardı. Özellikle Bitcoin'in önümüzdeki dönemde teknoloji anlamında geri kalabileceği ve onun yerine geçebilecek bazı işte başka diyelim coinlerden bahsediyorlar. Biz tabii işin o tarafı değil ama Bitcoin'in teknolojisi, gidişata ilişkin bir perspektif çizmek adına
Ne söylenebilir Devrim Hocam? Öncelikle bugüne kadar Bitcoin hakkında birçok söylemde bulunulduğu iyi ya da kötü ama o zaman bunları göğüsleyebilecek yapıdaydı. Bu süre zarfında tabii ki hem 13 sene geçmiş, gelecek 2 hafta sonra 3 Ocak tarihinde Bitcoin'in 13. yaş gününü kutlayacağız. Bu 13. yaş acaba ona uğursuz mu gelecek diye şöyle bir beklenti de var herkes tarafında. Niye diyeceksiniz? Bugüne kadarki o işlevselliği ve esasında çığır açmış olan arka taraftaki blok zincir yapısı Bitcoin'in önüne geçmeye başladı. Bugüne kadarki bütün bu süreçte pasta payının çoğunu alıp dominansı işte 70-80'lerde olduğu dönemlerden şu anda %40'lara kadar inmiş olan bir Bitcoin karşımızda yer alıyor. Bunun nedenlerine baktığımız zaman da temel olarak başta kitleye yayılabilecek kadar ölçeklenme yapısının bulunmaması ve ardından da bu sürecin içerisinde karşımıza çıkan o kitlelerin bunu normal hayatta kullanamayacak hale gelmesi. Neden? Saniyede 7 işlem, 10 işlem civarında yapabilme yapısı var. Ardından da çevrecilerin baskılarıyla karşı karşıya gelmeye başladı. Bu da Proof of Work adını vermiş olduğumuz iş kanıtı metodolojisi, yani konsensus, hemfikirlik mekanizması olarak karşımıza çıkan yapının çok fazla enerji harcıyor olmasıydı. Ve bu süreçlerin içerisinde o tarihlere kadar, yani 2009'da hayatımız girmiş olan Bitcoin, 2015'te Ethereum'un Virtual Machine platformuyla birlikte akıllı sözleşmeleri hayatımıza getirene kadar sadece store of value, yani değer taşıma yapısı olarak karşımıza çıkıyordu ve altının 5000 senelik geçmişine karşı 5-10 sene içerisinde onunla karşılaştırılabilir hale gelmiş. Hatta dijital altın olarak da nitelenmeye başlamıştı. Ama bu sürecin içerisinde tabii ki akıllı sözleşmeler bu sektörlerin ve dünyadaki diğer yapıların sadece finansın bütününde olmadığını, bunun geniş çevrelere de farklı şekilde sözleşme bazında yayabileceklerini göstermeye başladı. Konvansiyonel dünya içerisinde çok fazla teknolojik tarafta yapılamayacak şeyler artık Metaverse adını vermeye başladığımız yepyeni dünyalara evrilmeye başladı. Ve kronolojik olarak baktığımız zaman da bu sürecin içerisinde işte Decentralized Finance, yani DeFi dediğimiz ekosistemler, ardından NFT'ler, INFT'ler, işte en son token ekonomisi dediğimiz yapıya gelmeye başladığında da Bitcoin ne yazık ki bunlara karşı durabilecek kadar işlevselliğini koruyamaz hale geldi. Ve o pasta yavaş yavaş da demin de belirtmiş olduğunuz gibi sevgili Gözde Hanım, farklı blok zincir alternatiflerine bölünmeye başladı. Evet, temel, bu arada şeyi de söyleyeyim, yani Cornell Üniversitesi'nden bir profesör, kendisi uluslararası ticaret politikaları üzerine profesörlük yapıyor, Esvar Prasad. Şöyle demiş, yani önümüzdeki dönemde hani hocam sizin de dediğiniz gibi, yani Bitcoin'in yerini alabilecek daha çevre dostu, daha teknolojiye odaklı diyeyim ve daha kullanışlı diye açıklamış. Yani bu hani böyle son dönemde bir popüler hale geldi. Özellikle işte Çin'in yasaklamasının da üzerine biliyorsunuz çok konuştuk. Çevre unsuru. O konuyla ilgili bize aktarabileceğiniz bir şey var mı? Yani Bitcoin'in hani böyle işte mining tarafında, yani madenciliği tarafında çevreyi işte şu kadar kirletiyor, bu kadar kirletiyor diye çok fazla söylem vardı. Genel olarak kriptolarda böyle bir şey yok mu? Yani yeşil enerjiye dayalı coinler olduğunu biliyorum. Ama hani genel haliyle zaten o mining dediğimiz, madencilik dediğimiz şey biraz da hani karbon salınımı içeren bir unsur. Yani yoğun elektrik harcanan bir süreç. Evet, bizi izleyenlerin kafalarında canlandırabilmeleri için, normal bir günlük hayatta iş yaptığınız zaman orada döktüğünüz alın teri sizin bu işi yaptığınıza dair bir kanıttır. Bilgisayarlar, dijital ortamlara geçtiğimiz zaman da bunu kanıtlayabilmeniz için en temel prensip şu anda makine üzerinde çalıştığı için bir elektrik enerjisi harcama prensibi. Bunu arka tarafta yapan, belirttiğiniz gibi yeşil bazlı, yani doğaya, çevreye hakim ve ona saygılı duran birçok kripto varlık Bitcoin'in bu eksikliğini giderebilmek üzere kuruldu. Yani burada da Bitcoin'e haksızlık etmemek lazım. İlk olduğunda ilk olmak biliyorsunuz her zaman çok kolay değildir. Herkes sizi örnek alır ama sizin eksikliğinizi gidermek üzere de çok çalışmalar yapar üstünde. O yüzden de bu yapı artık madencilik tarafı elektrikten, yani proof of work'ten çıkartılıp proof of stake dediğimiz hisse kanadı metodolojisine dönmeye başladı. Ama tabii ki buradan da edilmiş olan feragat şu:
normalde herkes dağıtık yapıda bir makineye sahip olup bunun üzerinden madencilik yapabilecekken artık ben ona parası olan düdüğü çalar metodolojisi diyorum birazcık. Yavaş yavaş bu hisse tarafında eğer paranız varsa söz hakkına da sahip olmaya başlıyorsunuz. Yani Bitcoin'in karşısına bugüne kadar gelen bütün alternatiflerin hepsi Bitcoin'in eksikliklerini gidermek üzere yola çıktıkları için illaki 10 sene, 13 sene içerisinde çeşitli yollar kat ettiler. Ama Bitcoin bunlara belli bir zamana kadar göğüs gererken şu anda bunların arkasında kalmaya başladı. En önemli notlardan bir tanesi de merkez bankalarını bence burada tetikleyici bir kıvılcım yaratıcı şekilde özellikle bu dijital paraların hızlanmasında çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle CBDC dediğimiz merkez bankalarının yeni çıkaracakları kendi dijital paraları üzerinde de büyük bir rol oynadığını düşünüyorum ilk olarak. Evet, önümüzdeki döneme ilişkin trendlerle ilgili peki nasıl bir varsayım yapabiliriz? Yani burada mesela hani piyasanın çok şiştiğini biliyoruz şu anlamda. Ben şu anki fiyatlamalar için demiyorum bunu. Yani çok fazla coin var, 10 binden fazla. Sizle ne zaman yayın yapsak işte 6 bin dediğimi hatırlıyorum, 7 bin dediğimi hatırlıyorum. 10 binin de üzerinde belki son güncel rakam sizde vardır. Sonuçta bunların çoğu aynı şekilde kullanamayacak. Hani varsayım o. Yani çok da mantıklı zaten. Yani hepsinin harika bir teknolojisi olsa o zaman yani bazılarının hani fiyatı o kadar düşük kalmazdı. Son olarak hani son bir dakikada ne söylenebilir? Kesinlikle. Şu anda bu Bitcoin ve ardındaki diğer gelen sistemleri fark eden özellikle kurumlar da dahil olmak üzere girişimler yeni yeni kendilerine ait farklı çözümlerle bu kripto paraları kripto paralıktan kripto varlıklara dönüştürmeye başladı ki bu hali hazırda günlük trader işlemleri için kullanılan kripto para ekosistemini yavaş yavaş diğer sektörlere de yönlendirmeye başladı. Özellikle NFT'lerle hayatımıza girmiş olan bir sanat işte performans tarafında insanların ilgisini daha çok çekecek. Yani herkes finansla ilgilenmez ama bir göz zevki vardır, bir müzik kulağı vardır ve bunlarla ilgili verileri artık birbiri arasında değiş tokuş yapabilir hale geldiler. Yani bunlar artık bir değer kazanmaya başladı. Ve son olarak da söylememiz gerekirse bu metaverse'ler bugünlerde çok konuşuyoruz biliyorsunuz. Metaverse'lerin de en temel kapital yapısını oluşturacak token ekonomisi adını verdiğimiz dünya ile birlikte de artık sadece finansal değil aklınıza gelebilecek bütün her türlü şeyi kurumlar ya da bireyler olarak biz bu ekosistemde yani kripto varlık ekosistemi içerisinde bir değer halinde değiş tokuş yapabilir hale geleceğiz. Belki de tarihte kereden ibaret ilk takas dönemi belki yeniden canlanıyor hale gelecek diye. Evet hocam, Metaverse'ü de sizinle bir gün uzun uzun konuşalım. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. Değerlendirmeleriniz için. Devrim Danyal, sağ olun hocam. Devrim Danyal bugün bizlerleydi. Şimdi devam edelim. OECD'nin vermiş olduğu vergi kararının detaylarını biraz konuşacağız. Emre Akın bizlerle, KPMG Türkiye Şirket Ortağı. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz bunu aslında birkaç kere konuştuk tabii ama bir güncelleme yapmak adına ve önümüzdeki döneme ilişkin nasıl yorumlarsınız? Yani bu zaten hani anlaşılmıştı. Şimdi resmi olarak zannediyorum taslağın maddeleri çünkü yayımlandı. Nedir son durum? Şimdi aslında hep tartıştığımız konu şu. Vergi mevzuatı uluslararasılaşma bağlamında aslında ticaretin, uluslararası işlemlerin gerisinde kalıyor zaman içerisinde. Bu da tabii çok uluslu şirketlere ciddi anlamda vergisel operasyon yapma şansı veriyor. Yani çok uluslu şirketler kazançlarını daha düşük vergi oranı uygulayan ülkelere taşıyabiliyorlar. Tabii bu özellikle iki taraftan da bir kere bu şirketler sizin ülkenizin şirketleri ise, sizin ülkenizin muhkimi ise o muhkim ülkelerin kaybı oluyor. Bazen de bu şirketler fiziksel bir varlıkları olmadan mesela Türkiye gibi ülkelerde bazı faaliyetlerde bulunuyor ve bu faaliyetlerden de Türkiye gibi ülkelerde vergi alamıyor ki onlara da kaynak ülke diyoruz. Dolayısıyla OECD uzun süredir zaten bunun üzerinde çalışıyordu. Hatırlarsan zaten geçtiğimiz dönemde konuştuğumuzda 136 ülkenin özellikle küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde anlaşma sağladığını ki bunun arasında çok önemli ülkelerden birisi var. İrlanda var. %12,5 kurumlar vergisi uyguluyor. Asgari küresel kurumlar vergisinin altında uyguluyor. İrlanda'nın bile olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu konuda OECD ciddi adımlar atıyor. 2023'e kadar da bu inisiyatifi harekete geçirmeyi planlıyorlar. Ama burada dikkatten kaçan bir unsur var. Onun bir altını çizmemiz lazım. Aslında bu iki bacaklı bir yapı.
bir bacağı, yani ikinci bacağı daha doğrusu, yapı 2 dediğimiz bacak, asgari kurumsal asgari küresel kurumsal kurumlar vergisine hitap ediyor. Yani siz örneğin Amerikan devletinin bir şirketisiniz, başka ülkelerde faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Burada karşı karşıya kaldığınız vergi rejimi eğer %15'in altındaysa Amerika'nın o %15'e kadar tamamlamasını öngören bir rejim getiriyor aslında asgari küresel kurumlar vergisi uygulaması. Bu Amerika'nın çok bastırmasıyla oldu. Özellikle pandeminin yarattığı kaynak sorunu, Amerika'nın, Amerikan Hazine Bakanı'nın bu konuda da çok ciddi açıklamaları var, Janet Yellen'ın. Hatta Biden'ın bu konuda açıklamaları oldu. Dolayısıyla Amerika'nın bu konudaki inisiyatifi almasıyla bu konu çok hızlandı. Burada da konu şu, 750 milyon euronun üzerinde bir küresel konsolide geliriniz varsa bu kapsama giriyorsunuz. Örneğin İrlanda'ya gittiniz, orada bazı işlemler yaptınız, %12,5 kurumlar vergisi ödediniz. %15 ile %12,5 arasındaki farkı Amerikan devletinin bir şekilde tahsil etmesine yönelik bir düzenleme içeriyor. Bu yapı 2 dediğimiz yapı. Peki yapı 1 ne? Yapı 1'de de fiziksel varlığınız olmadan faaliyette bulunduğunuz ülkelerdeki vergilendirme modelini tartışıyoruz. Bu Türkiye'nin çok tartıştığı mesela dijital hizmet vergisi konusu gibi. Yani Türkiye'de bir fiziksel varlığınız yok ama Türkiye'de yürüttüğünüz işlemler dolayısıyla bazı gelirler elde ediyorsunuz ve Türkiye'nin burada bir gelir kaybı oluyor. Burada da hedeflenen şirketler aslında 20 milyar euro civarında konsolide cirosu olan, karlılığı da %10'un üzerinde olan şirketler burada hedefleniyor. Burada da aşağı yukarı 125 civarında şirket var. Tahmin edeceğin gibi bu şirketlerin çok büyük bölümü de Amerikan şirketleri. Bu Pillar 1 dediğimiz, yapı 1 dediğimiz yapının da aslında ana muhaliflerinden birisi Amerika olacak gibi görünüyor. Yani yapı 2 konusunda Amerika çok istekli ama yapı 1 konusunda Amerika'nın birazcık daha konuyu zorlayacağı görünüyor. Yapı 1 ve yapı 2'nin 2023 yılının başına kadar yürürlüğe girmesini istiyor OECD. Zaten bugünkü açıklamada o yöndeydi. Eğer yürürlüğe girerse asgari küresel kurumlar vergisi açısından bakarsak aşağı yukarı 150 milyar dolarlık bir küresel ek vergi geliri yaratacağı hesaplanıyor. Şu an muazzam bir rakam. Tabii kesinlikle. Bu rakam genelde Amerika gibi ülkelere akacak. Küresel şirketlerin çok büyük bölümü Amerikan şirketleri olduğu için. Çok teşekkür ediyorum Emrah Kan. Daha önce de konuştuğumuzda zaten özellikle Amerika'nın daha faydasına diye ben algılamıştım. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Günden kalanları burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte buradayız.